Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün mükemmeliyetçileri rahatsız edecek bir içerik hazırladım size. Ama bence yine de keyifli bir video oldu. Hadi gelin hep birlikte bir yakından bakalım. Moral bozuyor gerçekten böyle detaylar ya. Hani bu içeriğin son görselinde umarım hala kendimde olurum. Keşke bir mükemmeliyetçi orada olsa ve o kabakları düzelse be. İleri düzey mükemmeliyetçi dostlarım detayı çoktan fark ettiler. Ama yine de belirteyim, herkesin canı sıkılsın değil mi? Sağ üst köşedeki desen diğerleriyle ters yönde arkadaşlar. Hayır ya, böyle önemli hatalar yapılmamalı. Sanırım bunların hepsi makineler tarafından otomatik olarak yapılıyorlar ama bu çılgın kaçmaya çalışırken son anda yakalanmış gibi sanki. Ne güzel rengarenk, gayet huzur veren bir kareyken birden insanın gözü sol alt köşede sisteme baş kaldıran kareye takılıyor. Takılmakla da kalmıyor, gözümü alamıyorum artık ondan resmen. Artık burası fayans bir zemin mi yoksa bir duvar mı bilmiyorum ama bu fayansları döşeyen kişinin neden ortadaki gri fayansı o şekilde bize hediye ettiğini çok merak ediyorum. Bazı durumlarda hatalar olabilir ama böyle herkes tarafından fark edilmeyen küçük detayları işçilerin sırf trollük olarak yaptıklarını düşünüyorum bize cidden. İfşa edeceğim ama hepsini böyle. Yahu her şeyi anlarım da bildiğiniz kar da kazık atmış bize be ya. Hem de tam bir kış hayranıyken ben. Belki de psikopatın birisi gidip potayı sallayıp bu hale getirmiştir. Şimdi tam emin olamadım o yüzden. Yani öyle inanıyorum ki bu fotoğrafı çeken arkadaş da bir mükemmeliyetçi ve fotoğrafı çektikten hemen sonra o kalemi düzeltmiştir. Buna gerçekten inanmak istiyorum ben ya. Burada ne olduğunu sadece gerçek mükemmeliyetçiler görür bakar bakmaz. O yüzden dürüstçe söyleyin bana. Bu fotoğrafı gördüğünüz ilk saniyede anladınız mı ne olduğunu? Her şey gayet sıradan gibi görünüyor ama karakterlerin üstlerindeki fotoğraflara bakarsanız flash dışında hiçbiri kendi karakterinin altında oturmamış, olmamış be DC kardeş. Bari sen yapma be Google. Materyal tasarım dedin, minimalizm dedin, yeni logoyu saldın piyasaya ama gel gelelim ki asimetrik logon. Ne yapacağız biz şimdi? Tam bir kaos ortamı değil mi resmen ya? Mükemmeliyetçileri rahatsız etmesini bir tarafa bırakıyorum. Böyle bir asansörün içinde bile kaybolur insan be. Yahu insanların ambalajları neden böyle vahşice açtıklarını anlamıyorum. Hani bir ihtimal diyorum artık açlıktan gözü döndüyse birinin böyle eserler ortaya koymuş olabilir ama zannetmiyorum. Hoca Bey abinin de yüzünü karalamışlar ifşa olmasın diye. Biri de kalkıp tahtayı güzelce silmemiş ama. Fotoğrafını çekene kadar hem de. Kesin bu fotoğrafı da trollerden biri çekmiştir ya. Ben de böyle bir atölyeye ve hatta atölyemde böyle bir alet köşesine sahip olmak isterdim. Ama bu eserin sahibi kesinlikle hiç saygılı davranmamış aletlerini astığı duvara. Yorum sizin arkadaşlar. Pizza ki benim şu dünyada en sevdiğim yiyeceklerden bir tanesidir. Ama gel gelelim ki bir vahşi kardeşimiz daha pizza üzerinde deneyler yapmaya çalışmış. Özellikle yere bir şeyler döşeyenler gerçekten canları sıkıldıklarından mıdır, artık patronlarına kızdıklarından mıdır bilmiyorum. Böyle değişik çalışmalar ortaya koyuyorlar genelde. Bu görselle ilgili beni rahatsız eden birkaç detay var. Öncelikle ekranlardaki tüm saatler aynı değiller ve hepsinden de önemlisi neden karşıdaki televizyonun duvar kağıdı farklı? Ah be hanım abla ya, nedir yani o kulaklığını düzgünce açsan ve huzurla dinlesen müziğini sonra? Ben kulaklığımın kablosunu öyle görsem büyük ihtimalle ufak çapta bir kriz geçirirdim. Tabii siz böyle şeyleri çok kafanıza takıp sağlığınıza zarar vermeyin yine de diyeceğim de. Yahu bu nasıl bir masa düzenleme şeklidir arkadaş? İnsan bir organize eder hepsini ya. İnsan tabii ki hata yapabilir. Gözden bazı detayları da kaçırabilir. Ama bu nedir arkadaş?
bildiğiniz kafasına göre takılmış işçi kardeşimiz ve birisi de bu anı ölümsüzleştirmiş, bizimle paylaşmış hatta. İlk bakışta gayet rahatsız edici bir kare gibi görünüyor ta ki onu fark edene kadar. Kutulardan bir tanesi ters duruyor. Kesin birisi alıp sonra satın almaktan vazgeçti de yerine koydu, yoksa başka izahatı olamaz. Hani diyebilirsiniz, bak o oturduklarından bir tanesinin alt kısmı diğerlerinden farklı. Ben de derim ki size, sırt kısımlarına bakmaktan onu görmedim bile. Sahiden çok mu zor denk getirmek yani? Bu arabanın rahatsız edici olmasının yanında bence tipi kaymış. Sanki bir kavgaya girmiş de ağzını yüzünü yamultmuşlar gibi görünüyor. Belki de gerçekten kaza yapmıştır. Bilemiyoruz tabi. Tam bir facia. Hem gerçek anlamda hem mecazen. Hatta faciaya sebebiyet. Eğer tabakları simetrik dizmezseniz böyle rafları açtığınız zaman yıkılabilirler birden. Bu da mükemmeliyetçiliğin faydalarından bir tanesi. Makineler bile bunu yapıyorsa insanların böyle rahatsız edici şeyler yapması çok normal aslında. Ama insan yine de kabullenmek istemiyor. O kırmızı çizgi neden öyle ayrık diye soruyor kendi kendine. Sanırım bu da bir yer döşemesi arkadaşlar ve fayanslar altıgen olmasına rağmen yine bir usta ortadaki fayansı yamuk takmayı başarmış. Hatta üstte de bir tanesi yamuk. Sanırım uzakta duran alet bir akıllı süpürge ve başta düz gitmiş ama daha sonra dalgalı bir rota çizmiş. Ulan sen nasıl akıllı bir robotsun diye sorardım orada olsam. Hatta içini açmakla bile tehdit edebilirdim. Bakın, bu benim şimdiye kadar rastladığım en ileri düzey rahatsız edici görsellerden bir tanesi. Hani gerçekten o telefon koruyucuları tablete takacak kadar hayatı umursamayan insanlar da var, bilin. Yani bari Çeşme'de yapmasaydınız bunu. Hadi fayansları bir nebze olsa kabul ettik ama hiç mi proje falan çizmiyor bu ustalar ya? Bildiğiniz çeşmelerden bir tanesi atarlanmış gibi diğerlerine. Oysa ki gölge ne güzel bir hat çizmiş ama yoldaki vidaları takan işçiler vidalardan birini hattı bozacak şekilde takmışlar. Acaba gerçekten troll işçilerle ilgili bir teşkilat falan var mı ya? Sayfanın başında yapılacaklar listesi yazıyor. Bir şeylere başlamak için harika bir motivasyon ama gel gelelim ki ortadaki satırlardan bir tanesindeki noktalardan bir tanesi hattı bozmuş. Seri halinde kitap yapıyorsunuz, içine de böyle kitaplar bir araya gelince oluşan artistik görseller saklıyorsunuz ama kitapların boyunu ayarlayamıyorsunuz. Ne diyeyim ben şimdi size? İşte böyle ya. Yapacaksanız hatalarınızı şöyle adam gibi yapın. Gördüğünüz gibi bu seferki işçiler döşemenin tamamen içinden geçmişler. O yüzden rahatsız bile olmadım valla. Abartmıyorum. Eğer benim evimde böyle bir priz kombinasyonu olsaydı büyük ihtimalle ya hepsini söküp aynı hizada geri takardım ya da bir daha hiçbirini takmazdım. Ah be ya, sen kalk fıstık gibi ev yap. Ama penceresiyle çatısını hizalayama, hatta üstüne üstlük de perdesini de asimetrik tak. Tek bir açıklaması var bunun, evin sahibi bir asimetrik sever. Tabii böyle asimetrik şeyleri sevenler de var. Bizim kadar takıntılı olmasalar da onlar da bir topluluk. Yoksa kim böyle bir yapıda asimetrik bir pencere kullanabilir ki? Hadi az evvelki kitabın boyu kısaydı da asimetrik duruyordu. Peki ya bu DVD serisinin 7. bölümü neden ters duruyor? Sebebi neydi ki yani? Açıkçası böyle döşemeleri ben çok seviyorum. Hem de bayağı modern geliyorlar gözüme. Fark ettiniz biliyorum, ortasında bir hata var yine ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de tükendim. Ya bari böyle şeyler yapmayın ya. Hadi simetrik takıntınız yok diyelim. Yine de o fişin prize girmesi gerekli değil mi? Nasıl kullanacaksınız klimayı sonra? Ve son olarak o desenlerin ne olduklarıyla ilgili hiçbir fikrim olmasa da göze ilk bakışta gayet hoş görünüyorlar ta ki ortadaki hatayı fark edene kadar. Yorum sizin arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.